Az sonra Şark'ın kudretli kumandanı Kazım Karabekir'in arkasında bir bölük süvariyle geldiğini haber verdiler. Telaşlandı. Her şey hazırdı. Askerlerce tutuklanıp götürülebilir, yargılanıp idam edilebilirdi. Karabekir içeri girdi, topuğunu vurdu ve "Subaylarım, erlerim, kol ordumla emrinizdeyim paşam" dedi. İlk zaferi kazandığı an işte o andı. 17 Eylül 1919. İngiliz Yüksek Komiserinden Dışişlerine. Mustafa Kemal'in hareketi Anadolu'da bağımsız bir cumhuriyete doğru gelişiyor. Ya savaşa yeniden başlamak ya da Anadolu'dan geri çekilmekten başka ihtimal görünmüyor. İşgal kuvvetleri ve Babali yakalanması için emirler yağdırırken o yanında bir avuç adamla, kendi deyimiyle sağ elinde tabanca, sol elinde dar ağacı taşıyarak yeni bir devlet kurmaya Ankara'ya gidiyordu. Programı kafasındaydı. Mazhar Müfit'e 5 aşamada yapacaklarını anlatıp defterine kaydettirmişti. Hükümet şekli cumhuriyet olacak. Padişah için gereken yapılacak. Örtünme kalkacak. Şapka giyilecek. Latin harfleri kabul edilecek. Mazhar Müfit'e bu defteri kimseye gösterme demişti. Buna henüz yanındakiler bile hazır değildi. Mustafa Kemal ölene dek yüreğinde taşıyacağı kente ilk kez 27 Aralık günü geldi. Enver, Talat, Cemal gibi iddiatçı liderler tarih sahnesinden silinirken o, Sivas'ta tüm direniş örgütlerini birleştirmiş, başına geçmişti. Ankara, bir kalenin çevresine kurulmuş, balı ve keçisi dışında bir şey olmayan, nüfusu 30 bini bulmayan fakir bir Osmanlı kasabasıydı. Seymenleriyle, tarikatlarıyla, esnaf loncalarıyla, talebeleriyle günlerdir onu bekliyordu. Paşa Ziraat Mektebi'ne karargah kurdu. Direnişi, savaşı ve nihayet devrimi Ankara'dan yönetecek bu küçük kasabadan önce bir ihtilal karargahı, sonra da bir başkent yaratacaktı. İstanbul'da işgal ordusunun yönetime resmen el koyduğu haberi Ankara'ya ulaştığında Mustafa Kemal bir okul binası içinde sıkışıp kalmıştı. Hemen bir bildiri yayınlayıp Osmanlı Devleti'nin 700 senelik hayatına son verildiğini duyurdu. Tüm vilayetlerin Ankara'da toplanacak yeni meclise temsilci yollamalarını istedi. Ama parası, kadrosu, ordusu yoktu. Yunanlılar Ege'den içeri doğru ilerliyordu. Ülkede tam bir iç savaş başlamıştı. Şeyhülislam'ın çağrısıyla hilafet bayraklarının ucunda Mustafa Kemal'in idam fermanını taşıyan isyancılar Ankara kapılarına dayanmışlardı. Dünya ona karşıydı. Halife ona karşıydı. Hatta Alba İsmet'in üzüntüyle itiraf ettiği gibi millet ona karşıydı. Üstelik hastaydı. Böbreği sızlıyor, uykusuz gecelerde sık sık ateşleniyordu. Halde edip Mustafa Kemal'i hiç o günlerdeki kadar yorgun ve ümitsiz görmedim diyecekti.
Sabaha kadar gaz lambası ışığında odun sobasının yanında gelen telgrafları okuyor, cevap yazıyor, Hakimiyet-i Milliye'nin başyazılarını kaleme alıyordu. Geceleri telgraf telleri kesiliyor, ürkütücü bir karanlığın içinde dünya ile bağları kopuyordu. Tepeyi saran bahçelerden silah sesleri geliyordu. Her an basılıp boğazlanma endişesiyle uykusuz geçirilen bir gecenin seherinde pencereden baktığı, etlik bağları yönünden havalanan bir toz bulutu gördü. İsyancıların kapıya dayandığını düşündü. Hemen İsmail Hakkı'yı çağırdı. Çabuk atla benim arabama, şu toz bulutuna doğru git. Gelenler isyancılarsa geriye doğru iki el ateş et dedi. Araba toz bulutuna doğru yöneldi. Akköprü'yü geçince tozu kaldıranlar görüldü. İsmail Hakkı geri dönüp durumu açıklayınca paşa, hay Allah müstahakını versin diyerek güldü. Gelen bir sığır sürüsüydü. Bir şey yapmalı, sıkıştığı kıskaçtan çıkmalı, bu krizden bir fırsat yaratmalıydı. İşte o noktada Şeyhülislam'ın kendisine yönelttiği dinsiz suçlamasını geri çevirmeye karar verdi. Meclisin açılışını 22 Nisan'dan Cuma'ya gelen 23 Nisan'a kaydırdı. Meclisin Allah'ın lütfuyla Cuma namazından sonra açılacağını, saltanat ve hilafetin kurtarılması için görev yapacağını vilayetlere bildirdi. Açılıştan önce Hacı Bayram'da namaz kılınarak Kur'an ve namazın nurlarından feyiz alınacaktır dedi. Namazdan sonra sakalı şerifle meclise yürünecek, kapıda kurban kesilip dua edilecek, minarelerden sala verilecek, vilayette hatim indirilecekti. Öyle de oldu. Meclis dualarla açıldı. Mustafa Kemal başkan seçildi. Daha bir ay önce Osmanlı Devleti'nin 700 senelik hayatının sona erdiğini duyuran adam, şimdi saltanat ve hilafeti kurtarmak için yola çıktıklarını açıklıyordu. 7 yıl sonra nutukta bu genelgesini, o günün duygu ve düşüncelerine ne kadar uymak zorunda kalındığını gösteren bir belge olarak sunacaktı. O gün dayanmak zorunda kaldığı güçlerle yarın hesaplaşacaktı. Tek bir mum yanıyordu meclis başkanının yeni taşındığı gar binasının penceresinde. Kasa boşalmıştı. Valizindeki annesine ait birkaç parça ziyneti de Osmanlı Bankası'na rehin verdirmişti. Gün geldi, muma da para yetmedi. Hepten karanlıkta yatmak gerekti. Büyük bir cenge hazırlanan komutan, çocuksu bir zaafını o zaman emir çavuşu Ali'ye açıkladı. Ben karanlıkta yatamam çocuk dedi. Bir çare bul. Ali Çavuş paşanın başucuna bir gaz lambası yerleştirdi. Sabah hem odayı hem paşayı simsiyah is içinde buldu. Reis Paşa gaz lambasının dumanından zehirlenmişti. Paul Williams, Anadolu'daki milyonlarca Müslümanı örgütlemekte olan Türk Milli Güçlerinin lideri Mustafa Kemal'in gizli karargahını tespit etti ve Müslüman dünyasının militan lideriyle ilk röportajı yaptı. Avrupa'ya direnmeye kararlı bu kısa boylu, sağlam yapılı adam, insanı delip geçen mavi gözlerini karargahındaki haritaya dikerek doğduğu Selanik'ten savunmasını yönettiği Ankara'ya kadar bir çizgi çekti ve Kafkaslardaki Bolşevik ilerleyişine işaret ederek Türklerin Bolşeviklere açık hale geldiğini söyledi. Bu Batı dünyasına bir mesajdı. Şimdi de Sovyet kartını oynuyor ve beni sıkıştırırsanız Lenin'le birlik olurum demek istiyordu. Nitekim bu demeci verdiği gün Lenin'e bir mektup yazıp işgalci emperyalist güçleri saf dışı edebilmek için ilk taksit olarak 5 milyon altın, cephane ve harp vasıtaları istedi. Kısa zamanda Bolşeviklerden 3 sandık içinde 500 kilo altın geldi. Ardından ilk silahlar da Karadeniz'e ulaştı. En zor anda imdada yetişen bu yardımla Ankara nefes aldı.